Merhaba sevgili canlar. Şu an yanımızda Avrupalı Birlikleri Konfederasyonu'nun eşit başkanı ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı sevgili Hüseyin Umat var. 4 Mayıs Dersim Terteresi'ni konuşacağız. Sevgili Başkan, Dersim Terteresi'nin 85. yıl dönümü. Dersim Terteresi'yle ilgili Konfederasyon Başkanı olarak neler söylemek istersin? Buyur, söz sende. Eyvallah. Öncelikle Dersim soykırımında yaşamını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyorum. Aradan ifade ettiğiniz gibi 85 yıl geçmesine rağmen halen olayın acısı, olayın üzüntüsü maalesef daha da aslında yoğunlaşarak devam ediyor. Yara kapanmıyor. Kapanmıyor. Evet. Çünkü devletin bilakis eliyle yaşanan bu soykırımda halen daha devlet bu konuyla ilgili üstüne düşmesi gereken sorumlulukları, atılması gereken adımları atmadı. Hem hukuksal anlamda, hem vicdani anlamda, hem insanlı anlamda. Dersim şehitlerin mezar yerleri böyle belli değil. Değil tabii. Sonuçta yani Dersim birçok konuyla ele almak lazım. Yani 37-38 soykırımı konuşuyoruz. O dönemde yaşananlarda gerçi şu anda herkesin de çok rahat bilgiye ulaşabileceği bir düzeyde yaşıyoruz. Yani ortamda yaşıyoruz. Herkes bilgilere daha rahat ulaşabiliyor şu anda. Ama şu burada yapılması gereken, aslında konuşulması gereken sadece 37-38'deki soykırımı konuşmanın ötesinde. Asıl o gün orada yapılıp ama başarılamayanların şu anda başarabilmek adına yapılanları da çok ciddi bir şekilde konuşuyoruz. Yani aslında 37-38 süreci bir biçimde devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Yani 37-38'de vurdular, kırdılar, muzdura attılar, bir sürü insanı yurdundan ettiler. Ama istedikleri sonucu alamadılar. Şu daha an sonra, açmıyorsun da onu yapmaya çalışıyorlar. Bunu şiddetle değil ama işte bir üniversite yaptılar. Yani, o üniversiteyi bir asimilasyon genel merkezi olarak görüyorlar. Ayrıca ocaklarımıza yönelik çok ciddi asimilasyonlar var. Mesela şu anda cemevler işgal altında. Tabii ki şu anda Avrupa'ya gelen gri dedelerin %95'i Dersim kökenli. Ocaklarımızdan geliyor. Yani. Bu devlet eliyle bunlar organize ediliyor. Avrupa'nın katkılarıyla yapılan Dersim'deki merkezdeki cemevi bugün kalekol gibi çalışıyor. Aynen. Devletin aynen. Karakolu gibi aynen. Çalışıyor. O anlamıyla da 37-38'de başaramadıklarını şimdi bu gibi organizasyonlarla, bu gibi çalışmalarla iç inancın, değerlerin, kültürün, dinin her şeyiyle içini boşaltarak tamamen teslim alma konusunda bir çaba olduğunu görüyoruz. Yani sistematik olarak devlet bu süreci sonlandırma konusunda kararlılığını daha da arttırarak her dönem, her o hamleyi zafere ulaştırmak istiyor. Asimilasyon politikasını. Dersim demek Türkiye'de Alevi direnişinin ve Alevilerin en yoğun yaşadığı Kızılbaş Alevi'nin şah damarı. Yani şah damarı. Ocakların bulunduğu, türbe ziyaretlerin olduğu, her yerini kutsal olarak adlandırdığımız, tanımladığımız bir coğrafyadan, bir topraktan, bir yurttan, bir şeyden bahsediyoruz. Bölgeden bahsediyoruz. Evet. O anlamıyla da Dersim'in çökmesi demek, Aleviliğin çökmesi olarak algılayan devlet, o yüzden Dersim'e özel bir uğraş içerisinde, o yüzden Dersim'e yönelik bu tür asimilasyon ve imam politikalarını yoğun bir şekilde sürdürme çabasında. Sevgili başkanım, bir şey sormak istiyorum tam da bu noktada. Dersim, 12 ocaklarımızın olduğu ve Kızılbaş Alevi'nin şah damarı. Devlet o şah damarını kesmek istiyorsa, istiyor, görüyoruz, uygulamalarından, politikalarından görüyoruz. Peki Alevi hareketi, Türkiye ve Avrupa Alevi hareketin önünde de o zaman şöyle bir görev durmuyor mu? Dersim'e yönelik yoğunlaştırılmış özgün faaliyettir. Şimdi soru aslında doğru bir soru. Aslında açılma, yani çok teferruatlı konuşmamız gereken konu bu. Birincisi özellikle de Dersim adına, Dersimlerin kurmuş olduğu dernek, vakıf ve örgütler var. Bir araya gelmesi lazım. Hı-hı. Bu davada bunların öncülük yapması gerekiyor. Çok doğru bir tespit, evet. O öncülüğün arkasında Alevi kurumları, sivil toplum örgütleri, vicdan sahibi olan herkesin de üstüne düşen sorumluluk katkıysa onu yerine getirmesi gerekir. Bakın Alevi hareketi içerisinde Dersim'i soykırım olarak tanıyan tek belki de ilk kurum Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu 2012 Genel Kurulu'nda, Genel Sekreterliğinde bu önergeyi sunduk ve oy birliğiyle biz Dersim bir soykırımdır, katliam değildir, bir soykırımdır. Evet. Bu tanımlama çok önemlidir.
Daha sonra geliştirilen birçok projeler oldu. Çünkü projeler içerisinde ben sözlü tarih projesini çok önemli buluyorum. Evet, çok ciddi bir çok proje. Ciddi bir proje. Evet. Bunu Avrupa'da iyi organize etmek lazım. Bunu Avrupalara iyi anlatmak lazım. Gerçi yani bugün Ermeni soykırımıyla, Dersi soykırımıyla birçok açıdan devlet penceresinden baktığında da çok benzerlik teşkil evet, eder. Evet. İkisinin de aslında amacı aynıdır. İmha etmektir, yok etmektir, boşaltmaktır. Orayı kendine göre istihdam etmektir. Yani kendine dönüştürmek, değiştirmektir. O nedenle de nasıl Ermeni soykırımının dünyada tanınması konusunda çok ciddi projeler geliştirilebildiyse o yol yöntemi bizlerin de gerçekleştirmesi lazım. Ama dediğim gibi burada önce Dersimlerin bir araya Dersim örgütleri diyor. Birliğini tabii sağlaması ben lazım. Ben Dersimler evet. diyorum. Evet. Yani evet. bu sadece örgüt vakfı değil. Evet. Dersimlerin Dersim bir araya gelmesi evet, lazım. Bu sağlanabilirse bu konuda da biz de işte Dersim'in gruplarıyla, dernekleriyle, vakıflarıyla da zaman zaman bir araya geldik. Konuda sizin ciddi çabalarınız da var. Daha geçen yani. Hafta bir araya evet, geldik. Evet. Konuştuk. Yani en azından sözlü tarih projesi konusunda ortak hareket edilmesi konusunda ya da işte buna benzer konularda kamuoyu önünde tartışmak, yıpratmak yerine bu konuyu sonuca erdirmekse evet. asıl amaç ve hedef. Ona yoğunlaşmak gerektiğini ifade ettik. Bu konuda da iyi ilerleme devam ediyor. Olumlu gelişmeler olumlu, var değil mi? Olumlu güzel. Gelişmeler güzel. Var. Umuyoruz diğer kurumları da, Dersim kurumlarını da Dersim adına yola çıkan, Dersim'deki sorunlara eğilen kurumları da bir araya getiririz. Sonuçta biz Alevi kurumları olarak da onların aslında bir çatı örgütüyüz. Çünkü onlar da yönetici yapanlar bizde de yönetici evet, yapıyorlar. İç içe geçmiş yapılar aslında. Aynı insanlarız yani. Evet. Aynı toplumun insanlarız. Ben de Dersim Dersimliyim yani. O bölgeden ve Gureşen Ocağı'ndasın yani, o bölgeden geliyorsun. Ama bu kurumun başkanı. Evet, ben bir kurum başkanısın. Yani, o anlamıyla da burada sağlıklı olan şey devletin bugüne kadar yaptığı politikaları çürütebilmek, püskürtebilmek ve yapılan bütün oyunları bozabilmenin tek şeyi yani birbirimizi ne kadar sevip sevmeme meselesi öte. Öte bizim mutlaka ortak payda da bu Alevi davasında olsun, evet, bu evet. hak mücadelesinde olsun, olsun, Türkiye demokrasisi olsun, Dersim soykırımı olsun bu faydaları da bizim birlikte nasıl hareket etmemiz çok önemli. Başka şansımız yok. Sevgili Başkan, Dersim örgütleri 2010 yılında Dersim aydınlarından bir araya gelerek 4 Mayıs'ı Dersim Terteresi günü ilan ettiler kara gün olarak. Ondan 2 yıl sonra da 2012 kurultayda da ABF 4 Mayıs'ı Dersim Terteresi'ni anma günü ilan etti. Peki Türkiye'deki Alevi örgütlenmesinde niye 4 Mayıs'a yönelik bir kararlaştırma yok? Bir karar ya, alma durumu yok. Tabii aslında bunu Türkiye'deki kurumlarla görüşmek ya müsait örgütler olduğundan yani, dolayı oradaki söylüyorum. Gündem, oradaki işte işleyiş, oradaki yoğunluk ve öncelikler Avrupa'daki gibi değil. Biz de mesela 10 yıl önce, 15 yıl önce, hatta 30 yıl önceki gündemimiz, önceliklerimiz çok başka şeylerken bugün çok başka şeyleri konuşuyoruz. O anlamıyla da zaman zaman da ama Dersim'deki çalışmalara Türkiye'deki Alevi kurumları katılıyorlar. Evet. Ama bir bütünlük yok. Sadece Dersim'le ilgili değil, Alevi davasında durum, da evet, genel evet. durumda da bir yani şu anda evet ortak basın açıklamaları yapıyoruz. Bu çok önemli. Yani devlete karşı Alevi kurumlarının bir arada olduğunu göstermek bugün yapabileceğimiz en önemli işlerden bir tanesi. Bunu yapabiliyoruz. Geçenlerde de biliyorsunuz Gezi ile ilgili evet. Hukuki bir süreç vardı, sonuçlandı. O haksızlığa dair bütün Alevi kurumlar ortak aynı, bir açıklama çıktı. Evet, evet. Bunlar önemli ama bunu geliştirmek lazım. Bunu pratiğe dönüştürmek evet. lazım. Bunu alana yansıtmak taşımak lazım. Gerekiyor. Taşımak evet. gerekiyor. Ve bundan önce de yapıldı yani Mersin'de tutun, Adana'da tabii, tutun, tabii, büyük mitingler yapıldı. Büyük mitingler evet, yapıldı, eşit yurttaşlık mitingleri yapıldı. Evet. Yani bu zorunlu din derslerini kaldırması için imza kampanyaları. Tabii, yani, Hacı Bektaş'ta son bir yürüyüş yapıldı. Ama Türkiye'deki Alevi hareketiyle ilgili bir şey yapılmadı dese çok büyük haksızlık. Yok haksızlık olur. Kendi, tabii, çünkü tabii. onlar daha yoğun bir baskı yani, altında yani. Bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Sadece burada daha kurumsal, daha profesyonel, daha bu meseleye geniş pencereden bakarak bir parçanın bir bütünü olarak değerlendirip ortak eylemleri daha da bitmek lazım. Mesela en son Hacı Bektaş dergahında yalın ayakla evet dergahlarımızı geri istiyoruz. Çok görüşü. Önemli bir çok önemliydi. Evet. Bütün Alevi kurumlar evet, oradaydık. Evet, evet. Yani bu gibi aksiyonlar, bu gibi çalışmalar toplum nezdinde de morale daha çok sahiplenmeye, aidiyet duygusunun artmasına katkı sunuyor. O anlamıyla da şunu unutmamak lazım. Bizler kurum yöneticileriyiz. Kurumlar var, örgütler var.
Ama örgütlerin de şah damarı üyesidir, toplumudur. Evet, evet. Yani o yüzden de marjinalleşme değil, toplumsallaşma isteniyorsa, böyle bir hedef varsa, o zaman herkesi kucaklayacak faydaları daha çok ön plana çıkartıp... Yani çok geniş bir yelpazeden bakmak lazım mesela. Yoksa evet, darlaştırırsak hep aynı köşelerde kalırız. Evet. Devlet de bunu istiyor. Çok uğraşmasına gerek yok. O anlamıyla da devleti iyi analiz etmek lazım. Hı-hı. Ben burada devleti iyi analiz edilmesinden yan olanlardan biriyim. Hı-hı. Çünkü devlet öyle sıradan bir devlet değil. 600 yıllık Osmanlı var, 100 yıllık Cumhuriyet var, ondan önce Selçuklu var. Nereden baksanız 1000 yıl üstü bir geleneğin temsilciliği var şu anda. O yüzden bu zihniyetle mücadele edilmek için bu zihniyet çok yanlış. Yani çok doğru bir belirleme. Şimdi geniş yelpazede bir birlik sağladı Ali örgütler. Yani bir tarafında Cembak, işte öbür tarafında Konfederasyon, Pir Sultan mı oldu, Akademi mi oldu, Hacı Bektaş Dernekler. Bu birlik de aslında senin de söylediğin gibi devlet bir biçimde rahatsız etti. Ondan sonra da Aleviler hiç gündemi olmayan işte Ali'li Alevlik, Ali'siz Alevlik gibi tartışmaları ortaya attı. Ve gerçekten Alevi örgütleri, şuna yöneticiler, kurumlar şuna çok dikkat etmesi lazım. Tek tek bireylerin düşünceleri olabilir ama toplumun bir takım değer yargıları var ve orada köşe taşları var. Yani bırakalım örgüt yöneticilerini, mürşitler, pirler böyle bundan oynayamaz. Alevi örgütleri bu devletin Alevileri bölüp parçalama için gündem attı bu Ali'siz Alevilik, Ali'li Alevilik ya da Alevi değerler üzerindeki yürüttüğü tartışmalardan da bilinçli düzeyde uzak durması lazım. Hak Muhammed Ali tanım, evet. Tanım. 12 imamlar işte. Evet. 12 imam orucu tutuyor. Yasin Matemi evet, tutuyor Alevi toplumu. Sema var, Cema. Yani. Bunlar bir bütün olarak Alevi kültürünü oluşturuyor. Tabii. Yani. Şimdi, Alevi değerler mi bunlar? Değerleri. Evet. Şimdi bu değerler üzerinde tartışmak bu toplumun faydasından çok zarar getirebileceğini hepimiz biliyoruz. Tabii ki herkesin devletin de değirmenine su taşıyor. Yani herkesin tabii ki kendine göre bir görüşü vardır, yaşam biçimi vardır. Bugün hangi dinde her konuda hemfikirlik var? Bütün dinlerde, bütün inançlarda farklılıklar vardır. Doğal olarak bizde de farklılıklar vardır. Ama bizim bugün burada tartışmamız gereken konu Aleviliğin tanımlaması değil, Alevilikle ilgili olabilir. Bakış açısı olabilir. Aynen. Bir de Aleviliğin de şu var, erkanlarımız elimizden alıyor. Aynen. Cenaze erkanları olmuş cenaze namazını. Dualarımız, gülbenklerimiz olmuş bilmem ne süresi. Duaya dönüştürmüşler. Evet, evet. Şimdi bizim bunları düzeltmemiz lazım. Cemevlerinin birçoğu Türkiye'de yani camilerde yürütülen namazlar gibi namazlar oluyor. Bunlara bizim müdahale etmemiz lazım. Bunları değiştirip dönüştürmemiz lazım. O anlamıyla da bugün burada Alevilerin yapacağı şey en tepeden meseleyi Hak Muhammed Ali tartışmasına getirmek Alevi toplumu adına yapılan en büyük haksızlık olur. Bunu tartışmak yerine en büyük de yanlış olur. Yanlış olur. Bunu hepimiz kabul etmişiz. Şimdi mesela Hristiyan dünyası İsa'nın Tanrı'nın oğlu olarak tanımlıyorlar. Bunu ne bilimle açıklayabilirsiniz, ne sosyolojiyle açıklayabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Ama ne yaptı Hristiyan dünyası? Bunu kabul etti, götürdüler, kasaya koydular, kilitlediler. De bu böyle arkadaş. Bir de bunu tartışmayacağız. Tabii ki Aleviler her şeyi tartışırlar. Evet. Yani Alevi'nin en büyük özelliği tartışma kültürünü, eleştiri kültürünü işin merkezinde olduğu. Evet. Ama bunun da bir yol diliyle ama. Yol diliyle. Bunu da tartışacak. Evet. Kesimler olur, insanlar olur. Yani herkes tartışmaz. Bu işte araştıranlar, bilim insanları, bu işte yıllarını vermiş araştırmacılar, tarihçiler. Tabii ki bunları tartışacaklar. Bu bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Burada herhangi bir sorun görmüyoruz. Ama mesele yöneticilerin kalkıp toplum adına Alevilik şöyledir, Alevilik böyledir. Tarık yapması, bize yapması. Çok yanlış. Bu toplumu birleştirir ve toplumu ayrıştırır. Benim de kendime göre Alevilikle ilgili bakış açım bizim var. Değerli örgütlerimizin var. Programları var. Herkes, başkanlar da dahil o programlara bağlı kalması lazım. Yani. Bir müşrit rehberimizi konuşalım, gülbenklerimizi konuşalım, ocaklarımızı konuşalım, müşrit ocaklarımızı konuşalım. İşte bunların birliğini nasıl söyledikleri, yedi ulumuzu söylediklerini, Kul Ümmeti, Viraniyi, Pir Sultanı, Hacı Bektaş Veli'yi, bunları konuşalım. Evet. Bunları anlatalım topluma. Bunları anlatınca su akarak yolunu bulur. Yolunu bulur. Çok yani anlatabiliyor muyum? O yüzden de sabırlı olmak zorundayız. Yani bin küsür yıllık, son bin yıllık küsür tarihin
kirli bilgilerinden bir çırpıda ayıklanmak kolay değil. O yüzden de biraz da bırakacağız bu işin uzmanları. Doğal bir değişim yaşanıyor gençlik içinde, evet. Yani evet. Sonuçta her şey yaşanıyor. O anlamıyla da sabırlı olacağız, birbirimizi ötelemeyeceğiz. Birbirimizin görüşü, inancı, değerleri üzerinden korlamayacağız. Devletin değirmenine su taşıyacak her şeyden uzak durmaya çalışacağız. Bugün burada Alevilerin yapacağı en önemli unsur devletin bize yönelik politikalarını nasıl boşa çıkartabiliriz, evet. Buna kafa yormak lazım. Yoksa kendi içimizde, kendi toplantımız, burada bugün bir toplantımız olacak. Sabaha kadar kendi içimizde her şeyi konuşuyoruz. Bugünkü sohbetimizi şöyle bitirelim. 2012 yılında ABP Dersim soykırımına ilgili 4 Mayıs Dersim soykırımı anma günüdür kararını aldı. Peki cemevleri bu karara uygun bir davranış sergiliyorlar mı? Yani 4 Mayıs'ta bir 2 Temmuz'da olduğu gibi gerçekten bizim cemevlerimizde yaygın bir şekilde Dersim tersteresindeki o mağdurlar anılıyor mu? Mumlar yakılıyor mu? Onlar için niyazlar cemevlerinde dağıtılıyor mu sevgili başkanım? Şimdi şunu söyleyeyim. Belki de bu yaşamışlarımızdan yola çıkarak konuyu anlatmaya çalışırsak daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Yani ben 92-93'te Alevi kurumuna girdim, aktif çalışmaya başladım. O gündür bugündür sürekli aktif çalışan bir yöneticiyim. O dönemlerde dersini ismini söylemek bile suçtu. Mümkün değil demek. Çünkü devlet hakkı o kadar çok oturmuştu. Hatta kendi dilinizi bölücü ilan ediyordular hemen. Terörizm de aldı. Evet. Yani dersini de terör olarak aldı. Kendi dilimizi bile konuşamıyorduk cemevlerimizde. Ama bugün cemevlerimizde Zazaca, Türkçe, Almanca, Farsça gibi dil kursları veriliyor. O gün dersini söyleyemezken bugün dersini soykırım olarak okulunda kabul görüyor. Hem de oy birimi. Evet. Ve bir delegenin dışında herhalde oy birimler alınmıştı. O delege çekimsel kaldı. Evet. Ama olay hakim olmayan biriydi ama o geçersiz. Yani 500 kişinin... Evet tabii canım, çok önemli oy birimi. Oy birimi. O anlamıyla da dünden bugüne baktığımızda Dersim meselesini özellikle de Dersim'i bile bilmeyenler, Tunceli olarak bilenler ama Dersim olduğunu bilmeyenler bile kurumlarımızın içerisinde Alevi olmalarına rağmen yeni öğrenmiş. Daha Dersim'miş Kur'an'ın Tunceli değilmiş, eskisi Dersim'miş. Evet. Bunu cemevlerimizde öğrendiler. Cemevlerimizde yapılan çalışmalardan... Aslında önemli bir hakikati cemevleri ortaya çıkartıyor. Tabii çok önemli. Örgütleme bizim tarihimizde, birleşmemizde önemli bir katkı. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Bu bile çok önemli. O anlamıyla da soy Dersim anma etkinlikleri, aynen Sivas anma etkinliği, Çorum, Sivas, Maraş, Gazi anmaları olduğu gibi, işte Kerbel anması olduğu gibi, Yalsı Matem'de olduğu gibi, ya da 12 Ekim anmaları, aynısı bugün Dersim için de geçerli. Cemevlerimiz niyazlarını hazırlıyor, lokmalarını hazırlıyorlar. Çok önemli bir gelişme bu, evet. Tabii canım sonuçta. Ve bunu da sevindiren, daha dün Tunceli Dersim olarak bilmeyen cemevi başkanlarımız bugün Dersim terteresi anmaları yapılıyor. Evet. Yani bu da önemli bir gelişme. Zaten örgütlenmenin amacı nedir? Örgütlenme kendi üyesini, kendi toplumunu bilinçlendirmektir. Bilgileri paylaşmaktır. Onun ufkunu aşmaktır. Ona bir yön belirlemektir. Bir tartışma ortamı yaratarak doğrularla yüzleşmesini sağlamaktır. Yani ben iyi hatırlıyorum 95 yılında Gazi katliamı olduğunda Manen Cemevi'nin Gençlikolu başkanıydım. Ben orada ilk defa gördüm. AGB'deydik. Evet. İlk defa ben orada bir polis, halka ateş ettiğini gördüm. Yani. Ve ben polis kimdir? Devletin memurudur. Yani. Devlettir aslında. Devleti temsil ediyor orada. Ve ilk üyeler toplantısında kalktım dedim ki bu katliamı, Gazi katliamını devlet yapmış. O gün bana yoğunla eleştirenler, o büyük birinci kuşak abimiz, ikinci kuşak abilerimiz. Daha sonra bizden daha öteye söyledi. Daha öteye olsun söyledi. Devlet. Aynen o noktaya geldi. Bu devlet hesap verecek dediler. Oysa bu devlet baba diyorlardı. Evet. Eleştirilemez diyorlardı. Aynen, o anlamıyla da bu toplumda birçok şey bu örgütlenmeyle birlikte açığa çıktı. Anlaşılır oldu. Öğrenilmeye başlanıldı. Anlaşıldı. O anlamıyla da... Yani değişimi, dönüşümü, kazanımları, örgütsel birliği kendi ortaya çıkarttı. Kendi değerleriyle... Yok olmanın deşiğinden aslında aldı. Dirilişe getirdi. Değil mi? Tabii, çok önemli. O anlamıyla da şu anda geldiğimiz nokta son derece önemli. Bunu korumak, kollamak önemli. Bunu geliştirmek önemli. İçimizde tartışmalarımız olacak. Ama ortak faydalarımızı yıpratmadan... Kamuoyunda tartışıp birilerinin ekmeğine, daha doğrusu resmi devlet ideolojisinin ekmeğine yağ sürmeden
nasıl hareket ederiz bunu konuşmamız lazım. Nasıl ki her toplum kendi içerisinde iç mekanizmasındaki tartışmalarını yürütüyorsa biz de bunu yapmak zorundayız. Ama maalesef hani silah icat edildi, Mert bozuldu ya, kör oldu. Yeah. İnanın şu internet icat edildi, şey gitti, insanlık bitti. Her kafasına göre bir şeyler gerçekleşiyor. O yüzden bunlardan da kurtulabilirsek, bunlardan da buralara da dikkat edebilirsek biz daha çok önemli yerlere geleceğiz. İşte görüyoruz ki çevremizden de bunlara tanıklık oluyoruz. İnsanlarımız bilinç düzeyinin artmasıyla birlikte aslında kendi değerleriyle de yüzleşme konusunda kapıları artık açmaya başladı. Evet. Eskiden radikaldi, kapılar açılmıyordu. Köyünde ne öğrenmişse, babası dedesi ondan ne kilitlenip kalıyor. Kilitlenmişti. Evet. Ama yavaş yavaş bu kilitleri açmaya başladık. Sorgulamaya başladık. Gerçekleri görmeye başladık. Yani cenazelerimizde hakka uğurlama erkanlarında bağlamanın buluşması, cemlerimizde analarımızın posta oturması, bunlar Alevi tarihinde. Çok önemli, önemli bir değişim, dönüşüm aslında. Evet. Ya değişim, dönüşüm evet. Dediğiniz şöyle yapın, evet. Sabahtan akşama, evet. Akşamdan sabaha değişen bir şey değildir ki. Bir süreci evet. Gerektirir. Ciddi bir bilinç dönüşümü yaşadı Alevi'de. Ama bunda evet. Kırmadan, dökmeden, ötelemeden, birilerini dışlamadan, onların da görüşlerine saygı duyarak, farklı görüşlere sahip olan insanların düşüncelerine, fikirlerine saygı duyarak, önemseyerek, onlara değer vererek, onların da bu işin bir parçası olduğunu, onları düşünceleriyle de bizim düşüncemiz olarak kabul ederek, onlarla o süreci birlikte yürütmemiz lazım. Sevgili Başkan, zaman ayırıp sorularımıza eyvallah, cevap verdiğiniz dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yola büyük hizmetlerim var. Cümlemi. Hızır yanında olsun, yolun açık olsun. Cümlemi teşekkür ederim.